özelliği hakkında çıkan Almanya'da 3 sevgilisi daha var haberleri için açıklama yapıyor Meryem Uzerli. Bu yılın bombasını geçtiğimiz hafta Meryem Uzerli ile Ozan Güven patlatmıştı biliyorsunuz bu ilişki. Artık hani yılın son günlerindeki en bomba haberlerden bir tanesiydi. İkili Uzerli'nin Türkiye'ye dönmesiyle birlikte aşk yaşamaya başlamış ve Cem Yılmaz'ın Akatlar'daki evinden çıkarken ilk kez görüntülenmişlerdi. Kameralara yakalandıktan sonra çıkan haberlerini inkar etmeyen Uzerli ile Güven, aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken Meryem Uzerli hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılıyor. İddia, Meryem Uzerli yakın çevresine "ben çapkın bir kadınım, Almanya'da takıldığım 3 kişi var" dediği, Ozan Güven'le ilişkilerinin de bir aylık olmadığıydı. Yani daha önceden gelen bir ilişki bu. Arada ben Almanya'da da zaten çapkın bir kadınım, 3 erkekle daha takılıyorum gibi bir cümle zikrettiği iddia ediliyordu. Ancak Meryem Uzerli yaptığı açıklama ile bu iddialara son veriyor. Uzerli kişisel Twitter hesabından diyor ki, "bugün çıkan ve beni itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu yalan haberi şaşkınlık ve üzüntüyle şimdi okudum" diyor. Bu kadar. Yani itibarsızlaştırma. Düşmanı uzakta arama diyorum. Ha. Hepimizin sevip görünüp aslında bizi kıskanan insanlar var. Özellikle de kadınlar arasında. Kadınlar. Yakın arkadaşlarından çıkan dedikodular bunlar. Yani nereden duyulacak benim Meryem Uzerli şöyle şöyle Almanya'da 3 tane sevgilim vardı diye bir dedikodu. Yakın çevresi ya ben sızdırıyor. Şöyle okudum. Çekemeyen sızdırıyor. Olabilir. Nasıl ben şöyle okudum. Bir verdiği bir röportajda böyle bu konuyla ilgili bir dalga geçmiş sanırım. Tiye almış yani. Evet, tiye almış. Hani 3 sevgilim var gibi böyle bir tiye almış sanırım. Ondan sonra bu haberler çıktı diye biliyorum ama sen şimdi yakın çevresi deyince bilemedim hangisinin doğru olduğunu. Ya Gamze sen de çok iyi bilirsin ki yakın çevremizdeki insanlar, özellikle de hanımlar için söylüyorum. Evet. Çok seviyor. Arkasına döndüğü zaman dedikodu yapıyor. Ya hiç ne saçın ne başın ne kıyafeti diyor. Tukaka eleştiriyor. Çok çok daha eğer kini gıcığı varsa ya da araya bir erkek girdiyse, menfaat girdiyse, biliyor musun diyor. O şöyle şöyle de yapmıştı diyor. At gitsin. Dedikodu. O yayılıyor kartopu gibi. Medyaya kadar geliyor işte. Doğru. Bu itibarsızlaştırır. Yazık ama bence itibarsızlaştırır. Hayır. Yani ben de benim hakkımda böyle bir haber çıksa kendimi kötü hissederdim. Yani itibarsızlaştırmaz belki Meryem Uzerli gerçekten haberin büyük bir isim ama. Çünkü. Değil mi? Haberin başlığı evet. İtibarsızlaştırmak. Ben de mesela alakalı bir yere öyle o detaya, o kelimeye takıldım. Mesela merak ediyorum Meryem Uzerli'nin bir akıl hocası, bir menajeri, bir basın danışmanı var mı? Çünkü o kelime onun çok fazla kendi haznesinde olan bir kelime değildir diye tahmin Hangisi? Ediyorum. Hangisi? İtibarsızlaştırma. Evet. Yani zaten hani kırık bir Türkçe konuşuyor. Bana bayağı ciddi bir cümle. Yani birilerine danışmış mıdır bilmiyorum. Ya kesin basın danışmıştır bu yani. Bu profesyonel bir cümle. Bu bana profesyonel bir cümle gibi. Olabilir. Üzüntüyle ve şaşkınlıkla karşılıyor değil mi? Biraz olabilir. Profesyonel evet. Bir cümle gibi. Cevap aynen. Gibi yani aynen. Doğru. Aynen. Batın belki de bağlı olduğu ajanstan yapılan yani bir açıklamadır bu. Gerçi şahsi Twitter'ın. Ama ben çapkın bir kadınım da ayıp bir şey yani. Denmez. Bir kadına da öyle denir mi ya? Çapkın niye bir erkek deyince okey de kadın deyince olmaz mı? Bazı erkekler vay çapkınım bravo sana vay. Niye olmasın kadınlar, eşitsek o da desin. Yani bu çapkınım diyen kadınlar olmuştur. Desin. Var da o ayrı bir şey. Bu kötü bir şey de değil belki. Ben erkek çapkın oluyor kadın da kadın olmaz mı? Sadece ben şöyle duydum mesela ben aşk kadınıyım. İşte sevmem bu lafı ben. Ben aşk kadınıyım falan bu cümleleri çok kurarlar biliyorsun. Ama çapkınım demek başka bir şey yani anladın mı? Bu eşitlik başlığı altında düşüneceğimiz bir şey değil. Bazı kelimeler var erkeklerle beraber dolaşır. Bazı kelimeler var kadınlarla beraber bir anlam bulur. O yüzden de yani anladın mı? Bir böyle söyledi. Biz eşitiz. Şu kadın erkek kadar çapkındır. Yani bu aynı şey. Niye feminen kadınlardan aradan çıkıp böyle ben çapkınım diyemez mi? Dememiş midir? Bilmiyorum. Hiç duymadım biliyor musunuz? Yani feminist kadınlar mı demiş? Feminenler mesela. Ya feminist. Erkek çapkınım diyor da kadın niye demesin diye düşünüyorum. Zaten gerçek hayatta da kadın gerçek anlamda çapkın kadındır. Bunu her zaman söyledim. Yine söylüyorum. Yani erkek her ne kadar çapkınım dese de. Kadın çapkın erkek değil. Erkeklere yakıştırılsa da. Kadındır. İlişkiyi onaylamakla. Bir kadın hayır derse o ilişki olmaz. Değil mi? Doğru. Bir kadın hayır derse bir adama o ilişki olmaz. Bir kadın isterse o ilişki başlar. Kadının evetiyle başlıyor. Ama bu kadın çapkındırı oraya peki şey yapmamak. Ben oraya şey yapıyorum, yaklaştırıyorum, bağlıyorum. Çünkü erkek istiyor olmuyor. He. Kadın istiyorsa oluyor. Bir arkadaşlık, bir beraberlik. Ama burada kadın kabul ediyor diyelim. Kadın kabul onaylayan, ediyor. Tabii. Onaylayan kadın.
O zaman demek ki seçen kadın. Seçilen değil. Her zaman öyledir abi.